Azerbaycan'ın şimdiki problemleri indi başlamış değildir. 1993 ayaklanmasından sonra başlamıştır bu problemler. O zaman hakimiyeti ele alan Aliyev rejimi, Aliyev komandası Azerbaycan'ı çağdaş dünyaya, hür dünyaya götürmesi gerekirken eski köhne komünist rejimin bir başka varyantını, bir başka görüntüsünü Azerbaycan'da tatbik etmeye başlamışlardır. Ve o karşı durmadan sonra Haydar Aliyev özüne muhalif olacak, özüne karşı duracak bütün güçleri çeşitli bahanelerle ortadan götürmüş, kaldırmış ve kendi rejimini, kendi komandasının emrine vermiş ve bunun hamısını da kendi ellerinde tutmuştur. Dolayısıyla bir ferdiyet rejimi, bir kişi rejimi ve onun etrafında kullar rejimi yaratmıştır. İstediğini vatandaşa vermek istememiştir. Kendisi istese bile verememiştir. Çünkü o takım buna müsaade etmezdi. Kurduğu takım böyle bir takımdı, köyüne bir takımdı. Yani kendisini 44 yıl Azerbaycan'da hakimiyette tutan bir takım. Öldükten sonra da zaten o takımın emrine, o takımın yine devam ettirdiği bir hakimiyet, devam ettirdiği bir idare ve sistemdi. Dolayısıyla o zamandan sonra oğlunun İlham Aliyev'in iktidara gelmesi veya zoraki çeşitli fırıldaklarla iktidara el konulması konuyu değiştirmemiştir. Mahiyetini değiştirmemiştir idarenin. Daha da artarak, daha da gaddarlaşarak sürdürülen bir iktidar olmuştur. Rejimin özü, rejimin mahiyeti, rejimin esasları baskı ve tiranlığa dönük bir rejimdir. Burada mülkiyet hakkı, insan hukukları veya insanları insan yerine koyma, vatandaşı, dağ başındaki vatandaşla prezident aparatında çalışan veya onların yakınında çalışanları bir tutan bir rejim değildir. Rejim kendi adamlarını, kendi bunlarını, kendine kulluk edenleri, mangurtlaşmış olanlarla yaşatacak bir rejimdir. Bunun sayıda zaten Azerbaycan'da herkes de bunu belirledi. 5000 neferden fazla değildir. Lap olsun diye ki 10.000 nefer. Azerbaycan'ın behrelenen 10.000 nefer. Onun ötesindekileri bunlar zaten adam saymıyor rejim. Kul saymıyor. Bunları özlerine hizmet edin. Hizmetkar olarak veya olarak böyle kabul edin. Böyle kabul eden bir rejimin neticesi şimdi işte görürsünüz Azerbaycan'da yer yer patlamaya başladı. Nereden patlamaya başladı? En yüce köşelerden başladı. Bakı'dan değil. En yüce reyonların en yüce kentlerinden başladı. Bu bir sel gibi şimdi Bakı'ya doğru gelir. Ahırını çok kısa zamanda bu selin ahırı son kısa zamanda alınacaktır. Azerbaycan ailesi, Azerbaycan Türk'ü kendi menfaatlerine, kendi insan hukuk haklarına savunacak, onu çağdaş insan gibi idare edecek rejimi kısa zamanda tapacaktır kanaatindeyim. Aslında Turgut Bey, sözünüze güvvet, ben de öyle hesap edeyim ki Azerbaycan vatandaşları öyle de çok şey istemiş. Azerbaycan vatandaşının istediği odur ki devlet memurları, başta prezident olmakla devlet memurları bunların yaşamasına imkan versin. Sadece olarak yaşamasına engel üretmesin. Bakın, mesela götürelim İsmail Rayonu. İsmail Rayonu bir turizm bölgesidir. Çok yaxşı, aharlı, baharlı, gözəl. Tabii ki bilirsiniz. Bak bu rayonun bu aharlı, baharlı, turistik bütün bölgeleri dövlət memurları tarafından zəbt edilir. Onlar gəliblər, tutaq ki, vətəndaşa məxsus olan orada hansısa bir basrı varsa, orada vətəndaşın dincələ biləcəyi, istirahat edə biləcəyi bir yer varsa, hasarlanmışlar. Necə ki, məsələn bu Bakının qulağının dibində də müşahidə olunur. Xəzər dənizi bütün Azərbaycan zolağı boyu daş hasarlarla Azərbaycan vətəndaşlarından gizlədir. Eyni qaydada Azərbaycanın iç bölgələrində bu həmin vəhşilik, mən bunun adını başqaca qoymazdım, həmin vəhşilik davam edir. Bunlar, məsələn, axı indi
açıq danışlar. Ölkənin prezidenti Azərbaycanın axarlı baxarlı, gözəl təbiəti olan yerlərində 20-yə qədər hər birisi 20 milyondan yuxarı dəyər olan villa tikdirirsə, bunun tabiəsində olan məmurlar da təbii ki, gəlir vətəndaşın düz ağzının içində qədər gələcək ki, ona məxsus olan bir parça torpağı belə onun əlinə alacaq və bu azmış kimi vətəndaşın əmək haqqını kəsəcək, vətəndaşa çatan sosial müavinətin yarısını rüşvət olaraq alacaq və nəticədə də belə partlama təbii ki, mümkün olmalıdır. Amma açığı indi bəzi tərəddüdlər ola bilər. Var ki, ölkənin əhalisinin informasiyası sistəsində belə mülahizələr var ki, nə zamansa bu Azərbaycan hökuməti bu təpkiləri görəndən sonra bir reformalara gedə bilər, islahat apara bilər, geri dura bilər ki, Azərbaycanın əhalisi özünün istədiyi kimi yaşasın. Ən primitiv heç olmasa hər hansı bəlli standartlar üzrə yaşasın. Sizcə Azərbaycan hökumətinin bu cür reformalar aparmaq imkanı var mı? Qanimət bəy, baxınız, ben bayaq da dedim, kurulan rejim bunların heç birisini aparmaya imkan vermez. Rejimin özü totaliter bir rejimdir. Yani hakimiyetin başında olanlara hizmet eden bir rejimdir. Bu vatandaşa dönük herhangi bir hizmet veremez. Uluslararası bir mahiyet arz edemez. Bu lokal bir rejimdir. Kafkaslar'da dikkat edersiniz. Hep bu cür rejimler var. Çeçenistan'a bakın, aynıdır. Şimdi İsmaili'yi deyirsiniz. İsmaili'deki rejimin ahalinin ayağa durmasının sebebi bu aşikar bilinmesi gerekir. Rejimin mahiyetinden kaynaklanır. Kim idare eder İsmaili'yi? Nazır'ın kardeşi vali. Valinin oğlu oranın şey hemkarı, büyük iş adamı. Orada bir vatandaş, herhangi bir insan turizm emlakına bir otele sahip mi? Yok. Hiç olmaz. Orada herhangi bir pul kazanacak fehle çalışabiliyor mu? Yok. Oradaki rejime olar ki şey olmayan, yani o rejimi tutmayan, o rejime şeyi olmayan, yakın olmayan bir adam orada bir iş götürebiliyor mu? Yok. Dolayısıyla bir nazırın kardeşi işe başlısı, oğlu oranın iş adamı, kohum akrabaları bütün oradaki emlake sahip. Burada hangi reformdan söz edebilir, sohbet edebilir? Mümkün değil. Bu rejimin Azerbaycan'da reform yapması, halka hizmet edebilecek, dünya standartlarında bir rejim kurması mümkün değildi. Ancak bu rejim ortadan kalkar, yepyeni, çağdaş, demokratik, hukuk devleti ve halka dayalı, halkın öz seslerine dayalı bir rejimi, demokratik güçler alır, o zaman ülkedeki gerekli reformlar yapılır. Dolayısıyla İsmail'de olsun, Nefçala'da olsun, Kuba'da olsun veya Saatlı'da olsun, Saatlı'da bilirsiniz o kocakarlar neler ettiler. Ama hiç kimse duymadı. Ama şimdi görünüyor ki o ahali artık boğazına yığılmıştır. Tahammül etmeyecektir. Dikkat edin. Ben bundan bir yıl kabakta da sizin gazetenizde söylemiştim. Reyonlardan, kentlerden başlayacak. Ve başlamıştır bu ayağa durmalar. Çünkü siz Azerbaycan'ın o savaşlı insanlarını bir yere kadar tutabilirsiniz. O boğazına yığıldı mı artık o durmayacaktır. Bakı'ya yığışacaktır, gelecektir. Şimdi onların uşakları Bakı'da üniversitelerde okurlar. Onların uşakları işsiz gezip, üniversiteleri bitirmişler, işsizler. Bunlar haklarını telaf edecekler. Etmeli dediler. O işsizler, o işsiz fehleler, o hakları taptanan müellimler, o hakları taptanan polisler, o öldürülen zabitler, askerler, bunların seslerinin çıkmayacağını zannediyordu o rejim. Çıkacaktı, bak geldi çıkır. Ve bu daha da eğer bu rejimi idare edenler, yani bu Azerbaycan hakimiyetinde bulunanlar bir an önce uluslararası kayda ve kurallar çerçevesinde mevcut hakimiyeti demokrasiye götürüp ve demokratik kuvvelere tehdit vermezlerse Azerbaycan'da dünyanın da istemediği, Azerbaycan'ın dostlarının da istemediği büyük hadiseler patlar ve bu da Azerbaycan'a yazık olur. Dolayısıyla bir an önce bu rejimi temsil eden,
bu rejimin 44 yıldır maniliği yapanlar bu tehvili bir an önce yapmalıdırlar. Dolayısıyla Azerbaycan'daki şimdi asker susur değiller. Ben öyle zannederim ki susmur. Geçen gün Savunma Nazırlığı'nda bir sürü hadiseler oldu. Polis susur değiller. Polis susmur. Görürsünüz şimdi polisler, çünkü onlar bu rejimden, onlar da narahat değil. Onlar da rahatsız. Sen, onlar da bakın daha önceki aksiyalarda polis zorakilik edildi, dövüldü, sövüldü. Şimdi gördüm ben, televizyonlara baktım ki polis artık eskisi gibi gaddar değil. Çünkü özü de artık onlar narahattır. Asker de narahattır ve Azerbaycan'ın ziyalı insanı da, Azerbaycan'ın genci de, kadını da, yaşlısı da narahattır. Eğer ülkenin hamısı narahatsa, o ülkenin polisi, askeri, hakimiyetin hırda memurları ona şerik olmayacaklardır. Zorunuzda Güven Turgut Bey, ben de müşahede ediyorum ki, desen bizim hükümet bu vatandaş ayaklanmalarının karşısını almak için özünün resmi polis kuruluşlarına güvenmir. Yakın olarak tahmin edildiler ki, bu polis öz vatandaşına el kaldırmayacak ve sona kadar işkence vermeyecek ve buna göre de çok maraklı bir əcnəbi dildə konuşan, əcnəbi ölkələrdən getirilmiş bir heyət formalaşdırıblar. Azərbaycan Saat programında biz onu göstermiştik ki, polis tabiti, albay, balkonik, öz tabiliyində olan vətəndaşlara karşı o repressiyanı küsədə tətbiq edən və vətəndaşlara işkəncə bilən döyən onları dağılan heyətə yabancı dildə əmir verildi. Düzü Daxili İşlər Nazirliyi bunu təşdib etməyə çalışdı, amma təşdib o qədər gülməli və gülünc səsləndi ki, bunun təşdibini təşdib etmək bizim üçün çox rahat oldu. Amma bir maraqlı məsələ var Turgut Bey. Deməli, Azərbaycan hökumətinin indi ideologunu etmək istəyən bəzi adamlar deyirlər ki, güya Azərbaycanda bu rejim geçsə, bunun yerini xaos alar. Bəziləri iddia edirlər ki, əgər Azərbaycandakı indiki hakimiyyət geçsə, Azərbaycanda hansısa dini fundamentalist qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər, ölkə dağılar, batar və bu ölkə yalnız səndəmə heydərizmin çiğinlərində bərqərarır ki, və Azərbaycan indiyə qədər hər halda sivilizasiyanın bir, o bölgədə bir 8000 il tarixi var. Bunların dediklərinə inananda belə hesab olunur ki, bu heydərizm bir sistem olaraq 7-8000 ildir bərqərarmış ki, Azərbaycan o coğrafiyada mövcuddur. Bu xaos ola bilər kimi fikirlərə münasibət edilmətərdir. Nədən xaos olsun ki? Şimdi bilirsiniz, bu hakimiyetin bayak dediğiniz ecnebileri getirmesi indi değildir. Kabak'ta 1994-95 yılında Rusya'dan generaller getirdi. Ülkede ihtilal var diye onları, kendi vatandaşlarını güllelettiler. Onları gülleleyenlerin başında kim vardı? Rus generaller vardı. Onlara da tuttu. Ne verdiler? Milli kahraman madalyalarını o zamanki prezident, o zamanki meclis sediri özel taktılar. Şimdi bunu ben doğal karşılıyorum. Çünkü onlar hemşire dışarıdaki kendilerini destekleyen ve kendilerinden behrelenen adamlarla işliyorlar. Ama Azerbaycan Türk'ü, Azerbaycan insanı bilirsiniz öyle bilmem Kavosya'da, bilmem Bereye'de, Ereğe'de o bir propagandadır. Bu Azerbaycan içinde gelir. Azerbaycan bir bütündür, birliktir. Azerbaycan'ın problemi sadece bu hakimiyettir. Bu hakimiyet giderse Azerbaycan'ın kaosa götürmeyecek. Azerbaycan'ı bir çatışmaya götürmeyecek. Kadrolar, mükemmel kadrolar vardır. Demokratik kuvvetler vardır orada. Onları görürüz, onların hepsini sizler içindesiniz. Bu televizyon da içinde. Dolayısıyla Azerbaycan'da onlar iktidara hazır adamlardır. Köyne'de de 1993'te bunlar idare etmişlerdir ülkeyi. Hem de nasıl idare etmişlerdir? Çağdaş rejime uygun olarak idare etmişlerdir. Demokratiktir. İnsan haklarına, hukuklarına, Azerbaycan insanına değer verir. Azerbaycan topraklarının üzerinde titreyerek, Azerbaycan servetlerinin üzerinde titreyerek, Azerbaycan servetlerini vatandaşına bölüştürerek, Azerbaycan'ın devletinin temelini kurmuşlardır.
bu Azerbaycan Merkez Bankası'nı yaratmış, Azerbaycan'ın dilini öz dili haline getirmiş, Azerbaycan'ın küçelerini öz kendi küçeleri haline getirmiş, şehirlerinin adını değiştirmiş. Bunu yapanlar seçkilerle, normal seçkilere gitmiş, demokratik seçkilerle gelmişler iktidara. Bunları yapanlar orada yaşıyorlar. Hala varlar. Bu mevcut totaliter rejimler. Ve yeni tabi, yeni çoğu üstte seviye düşüncensiz. Gençlik, müthiş de güzel bir gençlik geçiyor ve dünyayı bilirler, tanırlar. Şimdi Azerbaycan'ın haricinde, Azerbaycan'da şimdi görürsünüz 5-6 milyon insan yaşıyor. 9-10 milyonu Azerbaycan ötekiler hala. Bunlar dünyada şimdi seferlenmişler. Niye gitmişler? Bu rejimler baskılarından kaçmışlar. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, işsiz kalmışlar. Ve bunlar ülkelerini terk etmiş gitmişler. Ve onlar şimdi dünya çapında fikirlerle beyinlerini yüklediler. Bunlar Azerbaycan'a gelecekler. Bunlar iktidara gelmeye hazırdırlar. Ve Azerbaycan'daki yönetimini çağdaş birlik, beraberlik içerisinde, çağdaş hukuk içerisinde, çağdaş demokratik şeyler içerisinde, kaygılar içerisinde Azerbaycan'ı yönetmeye hazırdırlar. Liderleri vardır bunların. Bunlar 20 yıldır mücadele edirler. Yani Azerbaycan'ı kaosa sürükleyecek. Azerbaycan'a bilmem ne yapacak. Hayır. Azerbaycan'ın Haydar Aliyev rejimi ideolojisi nedir? Haydar Aliyev'in ideolojisi komünist ideolojidir. O da zaten dünyada yıkılmış gelmiştir. Komünist de değil. Haydar Aliyev'in totaliter bir rejim. Komünist idaresiliğinin korrupsiyaya, efendim, totaliter yol kurulmuş. Milli olmuş. Tabii. Milli rejim. Bunu Haydar Aliyev köyde de yedirdi. İmle aynı rejim devam ediyor. Yani Azerbaycan'daki rejim artık kalmış bir 19. yüzyılda. Aygardır. Tabii. Azerbaycan şimdi 21. yüzyıla yetişen, yaşayan insanlarla idare edilecektir. Ve bunlar hep cevandır. Azerbaycan'da şimdi demokratik mücadele veren insanların en yaşlısı 53 yaşında. Bunlar liderdir. Tabii. Bunlar üstelik dünyada nasıl çağdaş devletler nasıl idare edilir bunu en iyi bilen insanlardır. Ve bunların hepsi dürüst, namuslu, vatanına, milletine adil şekilde, hukukun kaideleri şeklinde idare etmeye savaklı, hazır ve sevdalıdırlar. Azerbaycan'da hizmet etmeye sevdalı, Azerbaycan insanına çağdaş bir insan gibi yaşaması için çalışan, sevdalı insanlar alabildiğine var ve bunların liderleri de var. Bu insanların yapılarını ben yakından bilirim. Bu gençlerin yapılarını ben yakından tanışım. Bunlar çağdaş, inanan, inancı olan, halkına inanan ve manevi değerlerinde güçlü olan insanlardır. Bu insanlar halkının değerlerine hem yıllardan bu yana, ta 1988'den bu yana, o meşhur ayağı durmadan bu yana, bu akidelerinden hiçbir zaman sarf nazar etmemişlerdir. Hep bu akideleriyle ülkeye, insanlarına hizmet etmeye çalışmışlardır ve bunların inancı da budur. Dolayısıyla bu Azerbaycan'daki bu kadrolar, hizmete hazır kadrolar, çağdaş Azerbaycan'ı idare edecek bu kadrolardan kimse herhangi bir konuda şüphe etmemelidir. Ve bunları görüyoruz, dikkat edin. En azından bunlar çok dürüsttürler. Her konuda dürüsttürler. Sistem konusunda da dürüsttürler. İşleme konusunda dürüsttürler. Çağdaşlık konusunda da dürüsttürler. Mübareze. Dolayısıyla mübareze konusunda da yılmazdırlar. Evet. 20 yıldır bu insanlar, Azerbaycan'daki bu insanlar parasız, pulsuz, işsiz, güçsüz mübareze yaparlar. Bu dünyada kolay bir iş değildir. Her taraftan bunların her şeyi kesilmiştir. Uşakları korkutulmuştur, aileleri korkutulmuştur, kohum akrabaları korkutulmuştur ve kendilerinin partiyalarında hizmet edenler korkutulmuştur. Yıldırılmak istenilmiştir ama bunlar buna devam etmektedirler. Dolayısıyla kimsenin hiçbir zaman bir düşüncesi olmasın ki bu iktidar gittiği var, bu hakimiyet, bu diktatör ya gittiği zaman Azerbaycan'da rejim pise gider, bölüner, bilmem ele olabilir. Yok, Azerbaycan daha da güçlenerek birlik beraberlik içerisinde gider. Daha da önemlisi, Ganimet Bey, ben Azerbaycan'ın
en büyük, bunu daha önceki sizlerden olan konuşmalarımda da söyledim. En büyük milli problemi Azerbaycan'ın rejim problemidir. Demokrasi Azerbaycan'a demokratik yolla seçildiği vakit bu rejimin, bu ülkenin en önemli ikinci büyük milli problemi olan Karabağ problemi. Bu problem ancak ve ancak bu kurulacak demokratik yollarla kurulacak bir iktidarın halledeceği bir problemdir. Totaliter rejimlerin bu problemi Karabağ meselesini halletmesi mümkün değildir. Bu kaçkınlar, şimdi 1 milyonun üstünde kaçkın var. Bunlar nasıl şeyine kaydacaktır? Ülkede evine, obasına kaydacaktır. Hepsi 25 metrelik şeylerden de tamam inşaatlarda, yurtlarda bunlar eleşmektedirler. Uşakların saati yoktur. Kendileri her şeyden yoksundur. Bunlar şimdi ne yapacak? Elbette bunlar ayaklanacaklar. Elbette bu iktidara, bu hakimiyete yok diyecekler. Elbette kendilerini adam yerine koyan, kendilerini ülkelere, eline, obasına, vilayetine, kendine aparacak komandalarla beraber olacaklardır. Evet. O da bunların kabağındadır, Azerbaycan'ın kabağındadır. Bu kısa sürede de Azerbaycan insanı kendisini idare edecek dürüst, demokratik, çağdaş hakimiyete nail olacak kanaatinde. Tabii çok maraqlıdır ki, uzun iller arzında Azerbaycan hükümeti dünyanı bir maraqlı belə deyək, triyukla aldatmaq istəyirdi ki, əgər bunlar getsə yerinə yeni bir rejim gələ bilər. Bu, təbii ki, İranla qonşu olan bir ölkə kimi, bir müsəlman ölkəsi kimi bu rejimi yönətənlərin konkret olaraq sonumuza da bilir. İlham Əliyev və onun komandasının demokratik və mütərəqqi dünyaya gəlmək istədiyi bir nömrə idi. Amma bu, deyəsən, keçmədi və heç bir halda keçmədi. İndi həmin dünya bunların bu yalanlarına, uydurma nağıllarına inanmaqdan bezib. İndi Heydər Əliyevin böyük pullar, böyük diplomatik danışıqlar hesabına dünyanın müxtəlif ölkələrində quraşdırılan heykəllərinin söküldüyü bir dövrdür. Yəni dünya artıq bunları tanıyır. Nəyə görə də sökürlər? Məhz ona görə sökürlər ki, bu adam öz ölkəsinin diktatorudur, öz ölkəsində minlərlə vətəndaşı yurd yuvasından, elindən, obasından didərgin salıb, həbsxanalara doldurub, öldürüb, oğurlayıb, məhv edib, qolunun parasını əlindən alıb və sadə vətəndaşlara da bizim günlərdə şahidi olduğumuz hansı zülüm və məşəqqətləri yaşadıb. Bir qədər əvvəl Kanada'da onun heykəli götürüldü. Bu günlərdə necə ki Azərbaycan hökuməti sadə vətəndaşların evini, yeşiyini başına buldozerlə uçurulur. Həmin buldozer Meksikada Heydər Əliyevin heykəlinin yerindən qaşılır. Və yəqin ki bir müddətdən sonra da indi onun Avropada olan, ayrı-ayrı ölkələrdə olan, o cümlədən Türkiyədə olan heykəlləri də həmin buldozerin caynaqlarının altından qutara bilməyəcək. Amma bu İran nağılı keçmədiyinə görə də indi Azərbaycan hökumətinin həmin ideoloqlarının yeni bir uydurması yaranıb. Sən demə, Azərbaycanda insanların, vətəndaşlarının öz sosial haqları uğrunda, hüquq hüquqlardan aradan götürülməsi uğrunda apardıqları mübarizədə kim dayanırmış? Rusiya. Həm də həmin Rusiya ki, İlham Əliyevin bütün ailəsi orada, İlham Əliyevin şəxsi biznesinin 50%-dən yuxarı orada, İlham Əliyevin özünü bir şəxsiyyət olaraq, bir uğursuz bir iş adamı olaraq, uğursuz bir tələbə, öyrənci olaraq, uğursuz bir məzun olaraq yetişdirən həmin Rusiya bugün sən demə Azərbaycan vətəndaşlarını İlham Əliyevin siyasətinə qarşı ayaqlanmağa vadar edilmiş. Həm də çox gülünc bir tezis şəklində. Əslində bu da bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti bu millətdən deyil. Çünki bu millətə bağlı olan, bu millətin bağrından çıxan bir hökumət öz vətəndaşının etirazını hansısa bir dövlətə bağlamaz. Deməli, bunlar da onun fərqindədirlər ki, bu millət, bu ölkənin vətəndaşları bunların deyil. Bunların olmadığına görə aparıb itin də, qurdun da hər kəsin ayağına bağlamağa hazırdılar, yozmağa hazırdılar. Tək ki, indi də nəyə görə hə, Rusiyanın ayağına? Güya, Rusiya bir diktatorluqdur, Rusiyada bir avtoritar rejim var. Rusiya bu coğrafiyanın destruktiv mərkəzlərindən biridir və o indi Azərbaycanda sən demə İlham Əliyevin həm də Güya hansısa demokratik təşəbbüsləri olan hansısa xoşlayır, orada-burada yalan danışmağı biz
bizde, internet azaltları var bizde, insan azaltları var bizde, yoksulluğu aradan kaldırdı. Bunun 8 yıllık hakimiyet dövründe sen deme yoksulluğun seviyesi 7% düşünmüş, yoksulların öldürülmesi ve ülkeden kovulması hesabına. Ve bu medeni son derece böyle kibar bir adammış ve Rusya bunu bu ülkeni idare etmeye koymamış. Bak bunu, bu ne meseledir? Bunlar neylemek istiyorlar bunlar? Kim aldatmalısın? Bilirsin, totaliter rejimler en önemli göstergesi özü özünü kandırmasıdır. Bütün totaliter rejimler, o rejimlerin başında bulunan başçılar hep birbirini kandırır. Kendi öz televizyonları vardır, ahali bakmaz. Kendi öz gazeteleri vardır, ahali okumaz. Bunların 5-10 tane aynen Hitler'ini ne kadar kandırdılar? Hitler ne kadar onların bir canavarı haline geldi? Eski komünizmi düşünün. 1 milyon, 10 milyon basıl şey, bilmem Pravda, Yakşı, Mujahidin şeyini, derdini mi söylüyordu Pravda? Yok. Stalin'in, bilmem o zamanki başkanı veya Haydar Aliyev'in sözlerini değildi. Azerbaycan'da, Köyne'deki gazeteler neçe satırdı? Satırdı değil, neçe basırdı? Yakşı. 100 binler. 100 bin. E niye? Yeni Azerbaycan gazeteyi ne basır? Değil. Çok basır ama hiç kim okumuyor. Ya da zorla. Ya, mesela yani, Ganimet Bey bilirsiniz, totaliter rejimlerin özlerine kandırması olabilir. Özlerine propaganda olabilir. Ama ahaliyi bir yere kadar kandırabilirler. Hala kadar. Ahaliye baskı yapana kadar, emlakını talan edene kadar, ahaliyi aç bırakana kadar. Eğer bunları yapırsa, ahaliyi insan yerine koymursa, bu bir yere kadar gider. Ondan sonra ahali de kanmaz buna. Bu Azerbaycan'da 15 yıldır zaten Azerbaycan ahalisi bunun, bu rejimin ne olduğunu başa düşmüştür. Ama bir özünün üzerinde bir korku var. O korku da indi, Azerbaycan'da gitti. Korku grupları gitti, bitti. Şimdi, dünen ben sizin televizyon programını izledim. Bilirsiniz, o kent şeylerde, reyonlarda o ahaliye ne yaptılar? Türkan şeyinde, şehrindeki, reyonundaki o hanımın gıcgırışları, o evinin yıkılışı. Bunu bilirsin, hangi millet dözer? O hanıma kim şerik olmaz? Onun uşakları var mı, yok mu, aç mı, susuz mu? Ona kim bakacak? Tabii ki komşusu bakacak. Komşusu diyecek, sıra bana gelir. O kentteki insanın hakkını hukukunu verir mi? Değil, sıra bana gelir. O İsmail'deki adam mı diyecek ki sıra bana gelir. Kime gelmiş? İvanovka şeyini, köyünü işgal ediyor. Yakşı. İvanovka'yı işgal eden adam Taşkesen'i de işgal edecek. Gence'yi de edecek. Daha bunun ahırı gelmedi. Daha Gence durur. Gence'nin kentlerinde neler olur ona daha bilmedik. Ya da Tovuz'da veya Kazak'ta veya başka yerlerde. Bunları haber informasyon almaktan kadağan edirler. Azerbaycan insanı bilgilenmesin, görmesin. Polis zorakılığıyla veya ajanları vasıtasıyla bu bilgilerin Azerbaycan bu televizyon gibi, Azerbaycan saati gibi veya diğer sizin özgür gazetelerinize o haberleri çattırmamak için elinden gelen tüm gayreti sarf edilir. Ama bu bir yere kadar olacak. Tabii. Bunun ahırı gelmiş. Ve bayakçı meseleye ayrımsatır bir bazı haşiye vaktimizde sonra satır ki Azerbaycan'da çok büyük sosyal felaket sonralarından biri başının kulağının dibinde Sumgayet şehri illerdi ki orada iş başına koyulmuş o menasız ve yalnız ahaliye zulmetmekle meşgul olan hansılar, onlarına icra başçıları var. Sumgayet'i tam 50 güne salmışlar ama tabii bu istikamette tanışılacak söhbətler çoxdur. Biz sonraki programlarımızı da bu istikamette vətəndaşların problemlərinə həsr edəcəyik davamlı olaraq və bizim marağımız olur ki, insanlar həm özlərinin hansı məşəqqətlər içində olduğunu görsünlər, həm də ətrafında yaşayan insanların eyni məşəqqətini yaşadığını görsünlər və buradan da bir çıxış yolu var. Biz sadəcə olaraq onu gözləməməliyik ki,
Əjdahar qardaş, əlini salıb bu dəfə mənim böyrümdəkini öldürəcək mi, yoxsa məndən bir adım o tərəfdə üçün, iki adım o tərəfdə üçün mü öldürəcək? Əjdahar, əgər ona ihtiyaz tanınırsa, onun qarşısında suskunluq tanınırsa, hamını birər-birər yavaş-yavaş öz növbəsində götürüb məhv edəcək. Bu əjdahar indi Azərbaycanda Heydər Zülf formasında mövcuddur və Azərbaycanın, Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanın gələcək nəsillərinin xilası bu Heydər Zülf adlı əjdahanın aradan götürülməsindən ibarətdir. Bilirsiniz, Heydər Zülf indi qurtarmışdır. Dünya artıq Azərbaycanda Heydər Zülf ilə idarə edildiyini fərqindədir. Dolayısıyla dünyanın hür ülkeleri, dünya Azerbaycan'ın etrafında olan güçlü ülkeler, Azerbaycan'a dost ülkeler, Azerbaycan'ın komşuları artık Azerbaycan'daki bu hakimiyetten elegayı kesmişlerdir. Dikkat ederseniz İlham Aliyev'i artık ziyaret eden doğru dürüst bir devlet adamı yoktur. İlham Aliyev de doğru dürüst hiçbir ülkeye gidebilmir. Dolayısıyla Azerbaycan'daki bu rejim dünyadan dışlanmıştır. Şimdi Azerbaycan ailesi tarafından da dışlanılmaktadır. Bunun ahırı da azatlık meydanında gelecektir. Gördüğüm bu.